Eğitim sevgiyle başlar. Soğuk bir kış günüydü. Kapımız çaldı ve gelen komşumuz Nurtaç yengeydi. Dedi ki köpeğimi yavruladı. Doğum sırasında anne köpeği kaybettik. Yavrular kaldı. Yavrulardan bir tanesini siz almak ister misiniz deyince gözlerim ışıl ışıl oldu. Hemen babamın yüzüne baktım. Babam da annemi işaret etti. Annemin de yüzü gülünce anladım ki bana izin verdiler. Yavru köpeklerden birisini biz aldık. Çok sevinçliydim ama benim sorumluluğum artmıştı. Artık ona sıcacık bir yuvası vardı. Onu ben eğitecektim. Tehlike anında kendini korumasını, gereksiz yere insanları korkutmamasını, yemeğini yemesini, pati vermesini ve daha neler neler öğretecektim. Zamanla yaramazlıklara başladı. Ona her şeyi öğretmeye başlamıştım. O da herkesi kendini sevdirmeye başarmıştı. Zaman geçtikçe söylediklerimi daha iyi anlamaya başlamıştı. Çok fazla yaramazlık yaptığından dolayı babam artık onu evde istememeye başlamıştı. Ben daha ona isim bulamamışken ondan ayrılmak beni çok üzüyordu. Ben okula gidip köpeğimin ismine tam da karar vermişken eve geldiğimde köpeğimizi konum olmadığını fark ettim ve hemen annemin yanına gidip sorduğumda son yaptıklarından sonra baban çok sinirlendi ve onu ormana götürüp bırakacağını söyledi dedi. Ben hüngür hüngür ağlamaya başladım. O arada babam dışarıdan geldi ve yanında Ziko yoktu. Onu ormana bıraktığını söyledi. Çok üzülmüştüm. Benim daha ona çok öğreteceklerim vardı. O tek başına ormanda yapamazdı. Dışarıdan bir avlama sesi geldi. Hemen pencereye koştum ve onun Ziko olduğunu gördüm. Ona sevgiyle öğrettiklerimden memnun kalmış ki geldi beni buldu. Ziko'nun geldiğini gören babam içindeki pişmanlığa dayanarak kalmasına izin verdi. Ziko'ya yeni şeyler öğretmeye başladım. Artık gelenlerin dost ya da düşman olduklarını anlamaya başlamıştı. Dostluğumuz artık daha da güçlenmişti. Köpeğime insanlara saldırmaması için pişmemiş et vermiyordum. Bir gün komşumuz kapımıza geldi. Tavuğunun kaybolduğunu ve benim köpeğimden şüphelendiğini söyledi. Diğer komşularımız da aynı şikayetten kapımıza geldiler. Onlara köpeğimi çok iyi eğittim ve tavuklarını yemediğini söyledim. O zaman bana ispatla dediler. Hemen eve gittim. Buzluktan bir tane tavuk çıkarttım. Tencereden daha önce pişmiş tavuğu da çıkarttım. Hemen herkesin gözünün önünde Ziko'ya ikisini de ayrı tabaklarda koydum. Hiç düşünmeden pişirilmiş tabaktaki tavuğu yedi. Karnı doymadığı halde çiğ olan tavuğu yemedi. Ben ona çok iyi öğretmiştim. Gerekmedikçe insanlara ve hayvanlara zarar vermemesini, bu yüzden köpeğimden çok emindim. Herkes bana inandığı sırada komşulardan bir tanesi kümesten tilki yakaladığını söyledi ve gerçekler ortaya çıktı. Herkes aferin sana dedi. Çok iyi eğitmişsin dediler. Nasıl eğittiğimi sordular. Bir komşumuz ben köpeğimi o kadar dövüyorum. Seninki gibi eğitimli olmuyor dedi. Anlamadığı bir şey vardı. Eğitim şiddetle değil sevgiyle olur. Ben de onlara önce sevgi sonra eğitim dedim. Benim için sevgisiz bir eğitim meyvesiz bir ağaca benzer. Yetişir ama meyvesi olmaz. Ejin Çelik 4B.